Annenle baban konusunda neler hissettiğini tabii ki anlayamam. Ama ne kadar üzgün olduğunu anlayabilirim Zeynep. Bu konuda konuşmak istemezsen onu da anlarım. Gülsüm Hanım, eğer kırılmazsanız ben bu konudan bahsetmek istemiyorum. Tabii ki kızım. Herkes kendi hatalarının bedelini ödüyor. Ama benim şu an aklımdaki tek şey kendi hatamı düzeltmek. Gördüğüm kadarıyla Fatih'i affetmişsin. İkisinin değil ama Fatih'in bunu benden neden sakladığını anlayabiliyorum. Yani en azından şimdi anlayabiliyorum. Onu kırdıktan sonra. Ne oldu? Neler oldu kızım? Fatih'le konuşmak istiyorum ama benden de kaçıyor. Çok kırdım onu Gülsüm Hanım. Çok. Ya canım yanıyordu biliyorsunuz. Ama acısını da ondan çıkardım. Şimdi de kendimi affettirmek istiyorum ama benle de konuşmuyor. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum artık. Çaresiz kaldım. Böyle saçma sapan şeyler yapıyorum. Görüyorsunuz yani. Senin yerinde kim olsa aynı şeyi yapardı belki de. Ben seni anlıyorum. Hepimiz canımız yanınca en yakınımızdakine saldırıyoruz. İnsani bir şey bu. Ama Fatih seni her şeyden çok seviyor Zeynep. Gördüğüm kadarıyla sen de onu çok seviyorsun. Yoksa kimse böyle durup durduk yerde kendini komik duruma düşürmezdi. Aranızda her ne geçtiyse sevginiz onun üstesinden gelecektir yavrum. Ama sen şu ara Fatih'i sık boğaz etme. Ama birbirinizden de sakın vazgeçmeyin. Merak etmeyin Gülsüm Hanım. Ben Fatih'i sık boğaz etmeyeceğim. Ne yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Söylediğimi bilmiyorum. Sen mutlaka biliyorsundur Mustafa. Söyle çabuk, abim nerede? Mustafa, sen bizimle oyun oynanmayacağını öğrenemedin ha? Demek ki öğrenememiş. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Allah Allah. Hem bilseydim de söylemezdim zaten. Siz bana Fatih'in fedaisi Mustafa demiyor musunuz Zeynep Hanım? Mustafa, Mustafa bak sabrımı sanıyorsun. Söyle dedim, Fatih nerede? Çabuk. Söylemeyeceğim, yani bilmiyorum. Demek öyle. Alayım Selin'ciğim. Ne yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Mustafa, bıyıklarınla vedalaş. Önce bıyıklarından başlayacağım. Sonra saçı, sonra da artık Allah ne verdiyse. Yapmayın ya, yapmayın. Hiç mi vicdanınız yok Zeynep Hanım? Yapmayın. O zaman söyle abimin yerini. Konuş. Bilmiyorum. Kesiyorum. Kes Zeynep. Durun, 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 durun Zeynep Hanım. Bıyığım olmadan olmaz. O benim hayat enerjim. Ne olur. O zaman söyle Mustafa. Fatih nerede? Söylemiyorum. Biz su sattık, limon sattık, adam satmadık Zeynep Hanım. Keserseniz kesin. Buyurun. Vazgeçtim. Alayım Fadik'cim. Tabii canım. Dur hayatım. Aman titreme olmasın. Hadi. Söyle. Nerede Fatih? Ben ya. Ben de günah yaptım. Tek mi çift mi? Çift. Hadi bir daha. Mustafa söyle. Fatih nerede? Hayır. Bütün bıyıklarını tek tek alırım Mustafa. Ben de sabır bol. Tek mi çift mi? Bu tek. Ay Mustafa. Kaşının ortası gelmiş. Nasıl gelmiş o öyle? Aa, ama dur oraya geldim. Ay, ama lütfen dikkat edin kişisel bakımınıza ya. Vallahi sevap kazanır. Bıyıkların ortasından alalım. Ay, söyle nerede? Dur söyle. Allah. Söyle.
Birini bekliyor muydun? Yok, ben kimseyi beklemiyorum. Kim peki? Ne bileyim ben. Kim o? Mete benim, Zeynep, aç kapıyı. Açma, açma, sakın açma. Zeynep Hanım, acaba ben... Abi Zeynep gelmiş, yanında Mustafa var. Alçak Mustafa, her şeyi ötmüş. Satmış yine. Mete, yalan söylediğini biliyorum. Aç kapıyı, Fatih içeride. Tamam, açma sakın. Bir şey de... Fatih burada yok. Aa, yokmuş işte. Demek ki başka yere gitmiş. Hadi gidelim Zeynep Hanım. Mustafa, gıkını çıkartma. Derhal. Mete, yalan söylediğini biliyorum. Aç kapıyı. Fatih içeride. Ya Fatih yok burada, yok. Yalan söylüyor. Canım, Meteciğim. Aman canım, boş ver ya. Üf, yoksa da yok. Hem bak biz geldik. Heh? Ben buradayım. Ne yani, sevgilini içeri almayacak mısın şimdi? Abi senin yüzünden benim aşk hayatım bitecek. Ben bir kopya açacağım. Başlayacağım aşkına. Hayır, olmaz. Açma. Olmaz. Ya, kanka açmayacaksın abi, işte. Ne diyeyim ben Fatih'e? Ya ne bileyim, bir şey uydur işte. Mete, o kapıyı açmak için üçe kadar sayacağım. Açacaksın o kapıyı. Bir. Banyodayım. Banyodaydım da bir şey değil işte, ne bileyim. Hayatım, ben şu an müsait değilim. Açmasam olmaz mı? İki. Şu an hiç müsait değilim şu an. Üç. Alma, içeri sakın alma. Ya bir dakika olsa olmaz mıydı ya? Mete, sen bizi niye içeri almıyorsun? Ya ben şu an hiç uygun değilim. Ben duştaydım böyle, tam şeye varken siz gel... Yalancı, saçın ıslak bile değil. Ne duşu? Değil çünkü siz yani oraya yetişemeden siz geldiniz, baskın yaptınız. Dur şimdi ben şimdi Fatih, bir giyineyim. Giyineyim böyle, gelip sonra Fatih'i beraber ararım. Aç! Ne güç ya? Mustafa, Mustafa. Abim kesin içeride. Kesin. Biz o zaman girmenin başka bir yolunu bulacağız. Bulacağız. Nasıl? Yan taraftan falan. Asansör. Yardım etsene konuştuk. Şuradan görebilirim. Bak birazdan gider. Dur, seni yardım et. Zeynep Hanım, bir sakatlık olmasın. İçeride mi? Buzlayacağım be. İneceğim. Bırak. Nasıl geleceğim? Mustafa, yardım etsene. Ben de, ben de. Canım sıkıldı. Başka da yol bulacağız. Ben sana sorarım Mustafa. Ne yapacağız abi, ne yapacağız? Mustafa ile mi vursak acaba şöyle kapıya? Yeterince kalın değil. Hadi kızlar, bu sefer daha sert vuruyoruz, tamam mı? Bir, iki, üç. Zeynep Hanım, rica ediyorum, ben artık gidebilir miyim? Mustafa! Olduğun yerde kal, gıkını da çıkartma. Hadi güzellerim, dayanın, az kaldı. Hadi, bir, iki, üç. Biz niye dışa doğru açılan kapıya koç başına vuruyoruz? Kilide vurun, kilide. Hadi, bir, iki, üç. Ne yapıyorsunuz ya? Lan! Siz nereden çıktınız? Ya biz yemeğe gittik. Ya ben yemeğe gittim, geldim. Mete, Fatih içeride biliyorum. Çabuk aç şu kapıyı. Ya Zeynep, Fatih yok ya. Fatih eve gitti. Her şeyi ailesine anlatacakmış. Her şey derken? Ya bu Amerika'da başlayan bütün serüveni. Ertan'ı, Selim'i. Yani ne varsa anlatacakmış. Fatih bu oyuna bir son vermek istiyor Zeynep. Ne? Sen ne diyorsun ya? Olanı söylüyorum. Yeah.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.